Merhabalar. Söz ve Yaşam ekibiyle birlikte yine Ada Sanat'tayız ve bininci hafta yani Cumartesi annelerinin bilinci hafta sebebiyle açılan serginin içindeyiz. Burada olmak biraz geçmişle yüzleşmek gibi. Yani nereye baksanız acı, işkence, gözyaşı ve katliamlar görüyorsunuz. Bu yüzden burada olmak çok önemli. Ve bu yüzden Cumartesi anneleri adına yazılmış kitap çok önemli. Bu programda bu kitabın yazarıyla konuşacağız. Gazeteci arkadaşım, Serdar korucu bize bu kitabı yazarken neler yaşadığını anlatacak. Gelin kendisine bir soralım. Bu aradan geçen 29 yılda ve bininci haftaya kadar olan sürede cumartesi anneleri neler yaşamış. tekrar merhaba. Söz ve Yaşam başlıyor. Açılışta söylediğim gibi gazeteci yazar arkadaşım Serdar Korucu ile birlikteyiz. Kendisi geçtiğimiz haftalarda bininci haftası olan Cumartesi anneleri için kitap yazdı ve o hafta bastı ve dağıtıma geçti. O kitabın hemen arkasından bir paragrafı okumak istiyorum. Bin hafta, bir başka deyişle yaklaşık 10 milyon 80 bin dakika. 168 bin saat, 7 bin gün, 229 ay, 19 yıl. Türkiye'nin tartışmasız en uzun soluklu ve hala devam eden eylemi olan Cumartesi anneleri bininci haftasını geride bırakıyor. Bu çalışma sesini duyurmak için kendini Galatasaray Meydanı'nda bulanları, bulmak zorunda kalanları konu alıyor ve elbette eylem yapmalarının nedeni olan kayıplarına. Şimdi bu konuyu belki de defalarca işledik ama bugüne kadar gerçekten üzerine bu kadar ayrıntılı e, araştırma yapılmış ya da çalışılmış bir kitabın olmadığını öğrendiğimde ben çok şaşırmıştım. Şimdi bu kitabın yazarı Serdar'la beraber e, bunu daha da büyüteçle bakacağız diyeyim. Serdar programı hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi ki geldin ve iyi ki böyle bir çalışma yaptın. Ve gerçekten e, Türkiye'nin böyle bir çalışmaya ihtiyacı vardı. E, kitabın olmadığını duyunca ben aslında çok şaşırdım. Bir anlatsana 96'da mı varmış? Aslında şu var ben de şaşırdım. Yani çünkü ben de vardır diye düşünüyordum. E aslında e, olduğuna dair bence bizim kanımız şundan, her zaman gazetelerde yer alıyor Cumartesi annelerinin ya da bazen e, muhalif medyanın içerisinde özellikle e, sık sık konu ediliyor, konuşuluyor ve herhalde bu konunun kitabı da vardır diye düşünüyor. insan. bu bir algı kırılması yani. Ben de işte yaklaşık 9 ay oldu. 9 ay önce Besnatos'unla buluştuğumuzda işte Besna da malum kayıp yakınlarından biri. Babası 95'te Fehmi göz altında kaybedilmişti. Biz onunla buluştuğumuzda benim aklımda bambaşka bir proje vardı. hatta birkaç proje vardı. Ben ona akıl danışmaya gittim. Yani ben şöyle bir şey mi yapsam, işte şöyle bir şey var aklımda falan. Bana dedi ki yani Serdar Cumartesi Zannelerinin kitabı yok biliyor musun dedi. Sonra biz birbirimize baktık. Sonra uzun uzun baktık. Sonra bir derin sessizlik <laughs> girdi araya. Çünkü yani o derin sessizliğin nedeni şu. Çünkü ben o kişi olduğumu düşünmüyordum. Yani hani bu kitabı çıkartması gereken kişi olduğumu düşünmüyordum. Bunun pek çok nedeni var. Arkası... Ne? mesela nedenleri sıralasın. Neden sen olmamalısın? Ya nedenler şuydu benim kafamda. Zaten kitabın ön sözünde de o özelleştiri yaptım. Bir bir kere Kürtçe bilmiyorum. Yani Kürtçe bilmemenin dezavantajı ne? Çünkü Cumartesi anneleri dediğimizde gerçekten devletin ağırlıklı olarak gözaltında kaybı e, uyguladığı kesim Kürtler. Nüfus olarak ağırlıklı olarak Kürtler ve annelerin arasında çok büyük bir bölüm ya hiç Türkçe bilmiyor ya da bilse de e, kendini ifade etmekte, e, Kürtçe kadar mahir değil. Ben de Türkçe'yi, Türkçe ana dilim. Ben de bir başka dilde konuştuğumda e, her zaman yüreğime bir şey oturur, böyle bir ağırlık oturur. Hani kendimi tam doğru ifade edemiyorum hissiyle. Çünkü aslında daha e, farklı ifadeler vardır da hani kullanamazsınız, en doğru kelimeyi seçemezsiniz. Hep şey derler ya, insan kendi ana dilinde ağıt yakar. Tabi, yani duygularını en iyi anlatabildiği dil odur çünkü yani. İşte o dile ulaşamadığım için, o dil yani... Bilmediğim için Kürtçeyi o benim en büyük dezavantajımdı. E, o nedenle işte araya tercümanlar girdi ya da bilen anneler, Türkçe bilen anneler konuştu ama ben şeyi hissettim ister istemez. Zaten söylediler de keşke Kürtçe bilseydin daha e, biz sana içimizi daha rahat dökerdik, daha e, doğru ifadeleri kullanırdık. Yani mesela o askıda kaldı. Yani o mesela birinci... Benim içimdeki hala yara ben bunu taşıyorum. Yani ne yazık ki bu kalacak yani bunu değiştiremeyeceğim. İkincisi erkek gazeteci olmanın bir şeyi var. Çünkü bir Cumartesi annelere kadın ağırlıklı bir eylem. Ve yani annelerin ağırlıklı olarak anlatısı var. Ve ben ne yaparsam yapayım annelerin eylemini bir kadın hareketini bir kadın gibi ya da bir anne gibi anlatamam, aktaramam, endişem vardı. Ee, yani tabii o neden neden hani olabildiğince onların ağzından zaten doğrudan aktarımları seçtim. Soru cevapları kaldırdım. Ee, sadece ses kayıt cihazı gibi görev gördüm gerçekten. Hani bayağı hazırlayan gibi. O nedenle benim kitabım değil, Cumartesi annelerinin kendi kitabı. Ee, yani onların aktarımlarından oluşuyor. Mesela yani bu e, kadın erkek mevzusunda şeyde özellikle bunu çok hissetmiştim. Menekşe Anne'ye gitmiştim, Menekşe Aydınlar'a. Menekşe annenin evine oturdu şey dedi, ya annen yaşıyor mu hayatım mı? dedi, evet dedim, ya keşke o da gelseydi dedi, neden dedim, ya beni en iyi anneler anlar çünkü dedi, ben sana anlatacağım ama dedi, ya bu kitabı da en çok anneler okusun, madem sen kitap yazıyorsun, bunu en çok kadınlar anneler okusun çünkü onlar benim içimdeki acıyı, yangını anlar dedi, çok haklıydı yani ben ne kadar anlat, anladığımı düşünsem de ne kadar... eee Empati kurduğumu düşün, bu böyle bir şey değil. O içteki yangın başka. Ben e, Menekşe annenin ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Ama bu acıyı hissetmek için illi, ille de anne olmak gerekmiyor. Yani biraz vicdanı olan insan olan insansız bir şey dönemdeyiz ya. İnsan olan herkesin evlat, baba, yakın, sevgili acısını Anlayabileceğini düşünüyorum Anlaması adına Yani tabii ki aynı şeyi hissetmesi tabii. mümkün değil Mümkün değil yani. Ama sana şunu o zaman direkt soracağım ee, izninle. Mesela. Mesela bu olaylar 90'lar ve büyük ihtimalle Sen daha ufaktın tabii. İlk duyduğunda zamanı Hatırlıyor musun Cumartesi Annelerini? Hayal meyal hatırlıyorum Çünkü 90'larda ama o dönemde Cumartesi anneleri bizim için Bir Ahmet Kaya ve Sezen Aksu şarkısıydı. Herkesin olduğu gibi. Yani işte Beni Bulan Ne ve Cumartesi Türküsü Sezen Aksu'nun bunlar da yani bir de 90'ların sonunda aslında ana akımda gösterilen polis müdahalesine dönüşmüştü. Zaten en acı yanı da o. Yani mesela son işte şu anda müdahaleler yok ama mesela o 29 haftalık müdahale sürecinde ee, hep biz şunu konuşur hale geliyoruz ya polis müdahalesinde. Artık eylem yapıl nasıl yapılır? Yapılmalı. İşte Galatasaray açılmalı. Hala işte bariyerle kapalı tartışmaları sürüyor. Ama en büyük problem bu. Ya aslında gerçekten eylem zaten anayasal hak hakları. Eyleminde bir amacı var. Neydi bunun amacı? Bir, gözaltında kayıplar dursun. Bunun büyük bir başarısını sağladı. E i̇ki, gözaltında kaybedilenlerden ne kaldıysa akıbetleri açıklansın ya da ne kaldıysa onlar ailelere verilsin ve üç, failler cezalandırılsın. Şimdi bunları artık konuşamaz hale geliyoruz biz polis müdahalesi olduğunda ya da şiddet devreye girdiğinde. Birdenbire olay böyle bir adli vakaya, birdenbire İstiklal Caddesi'ndeki bir karışıklık haline dönüyor. İşte 1990'ların sonunda ana akım medyada izlediğim şey, cumartesi annelerinin taleplerinden çok aslında işte nasıl gözaltına alındılar, bir bergazı sıkıldı, köpeklerle geldiler bu kez. İşte annelere şöyle yapıldı, hani çok e, ee, gerçekte talepleri dışında hani eylemi yapıp yapamama üzerine kalıyor. Gerçekte zaten eylemi yapabilmeleri tabii ki gerekiyor. Ama asıl talepler başka, asıl talepler yani bu üçü. Yani en çok haklı o kadar haklılar, ki. haklı talepleri var. Ee, şimdi işte sen yıllardır zaten bu eylemleri takip ediyorsun. Ee, artık herkesi tanıyorsun sadece bu kitap vesilesiyle değil. Oraya zaten bir iki eyleme gitsen bütün anneleri, bütün yakınları tanımış oluyorsun. Çünkü onlar kendileri bir aile haline geldi. İşte bir çok simgeleri de var. İşte Berfu Ana var, Emine Ocak var, Emine Anne diyeyim. Hatta Menekşe Anne var, İkbal Anne var. Ay ne korkunç değil mi? İsim, anneli isimleri sayıyoruz. Neyse. Daha birkaç hafta evvel Fatma Kırbayır'ı kaybettik. Onun yakınından hiçbir haber almadan kendisi vefat etti. Artık anneleri kaybetmeye başladık. Ve şimdi bu o kadar acı bir şey ki bir ülke adına o kadar büyük bir utanç tablosu ki bunu konuşturmak bile şey geliyor bana hani ne diyeyim zul geliyor şey adına kayıp yakınları adına. Şimdi sana şeyi sormak istiyorum bu eylemin en başından beri olmasa bile ciddi bir süresinde sen hep içeridesin, dışarıdasın, gözlemlediklerim var. Neydi, ne hale geldi ve şu anda ne durumda? Or bir şöyle bir kronolojik şey çizer gibi <laughs> anlatır mısın? Rica yani şöyle şimdi ben sektöre 2000'de başladım yani 24 yıl oluyor. Eylemler 29. yılında ama ben aslında sahadan daha çok haber merkezleri de takip edenlerdendim. E, tabii ki yani Cumartesi anneleri her zaman e, Türkiye'nin en önemli konularından biri oldu ve olmaya da devam ediyor aslında. E, sahadaki benden çok daha fazla sahada çalışan çok arkadaşım var. Tabii. Ki ben hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Burada ki pek çoğu fotoğraflarıyla da kitaba destek verdiler. Çünkü e, onlar fotoğraflarını çekmişlerdi. Sağ olsunlar ailelerim ve Ama bu da bir görev. Yani evet, Serdar evet, vermeleri evet, gerekiyor. Ya sağ olsunlar. Çok sağ olsunlar. Hani ben e, sorduğum anda Serdar bütün arşivimiz senin. Hani hangi fotoğrafı neyi istersen beğenirsen dediler ve hani hepsine çok çok teşekkür ediyorum. E, çok değerli oldu. Yani eylem aslında şöyle, nasıl diyeyim, benim en azından yazarken de öğrendiğim şeyler var, yazarken de hatırladığım şeyler var. Çünkü insan hafızası ve yani 95'ten beri ki başladığımda zaten ben çocuktum yani. Tabii. Ama sonrasındaki dönemde de yani bakıyorsunuz bir eylemin nasıl zaman zaman tırnak içinde normalleştirilip medya tarafından zaman zaman nasıl böyle bir görmezden gelindiği ve yani e, devletin politikasında ne kadar zaman zaman değişti. Yani mesela biz tabii e, hafıza hep yakın dönemi hatırlar. Biz şimdi e, meydanın mesela son dönemde en azından 10 kişi için bile açıldığını hatırlıyoruz. Hafızamız şimdi bu ya da işte nasıl kapandığını hatırlıyoruz. Halbuki 2000 e, ilk, e, aranın ardından tekrar 2010'larda yeniden başladığında meydana çıktı ve sorun yoktu ve 500. haftada mesela On binlerce kişi istiklal dahil eyleme katılmıştı. Hiç de bir sorun yaşanmamıştı. Kimsenin kılda zarar gelmeden dağılmışlardı. Hatta o dönemin başbakanı söz bile vermişti. Tabii. Yani Çocuklarınızı yıl, bulacağız diye. Yıl 2014'tü. Ortam çok rahattı. 500. hafta gayet rahattı. Öncesinde işte 2011'lerde Erdoğan o zaman başbakanken işte Dolmabahçe'de ağlandılar. Aslında bu çok önemli çünkü e, Açılımın ama, olduğu zamanlar. Zaten. Ama Cumartesi annelerinin devlet nezdinde kabul edilmesi çok önemliydi aslında. Yani 90'larda hiç böyle bir şey yoktu. Herkes de o nedenle çok büyük bir umut oluştu. Yani çok önemli bir noktaya parmak bastın. Demin dedin ki medya da aslında bunları tetikledi. Yani e, kendileri olduğu sıfıtın başka dışına çıktılar çocuklarını arayan yakınlardan ziyade başka bir yere doğru sürüklendiler. Medyada bunun çok büyük etkisi var medyanın diye. Bir de şöyle bir yanı var. Aslında mesela biz sadece işte bu dönemde açılımın ve sonra şiddetin olduğunu düşünüyoruz ama 90'larda da vardı. Mesela evet. 96'da ilk şiddet başladığında Sezen Aksu'nun Cumartesi türküsü bir e, e, yayınlanıyor ve hemen aktüel işte o dönem destek veriyor. ATV, Ana Haber'e çıkıyor, Sezen Aksu filan. Arkasına bir bakıyoruz müdahale kesiliyor. Çünkü niye? Toplumsal destek artıyor. Toplumsal destek olduğunda hükümet bile geri adım atmak Nerede zorunda. Nerede kaybettik oluyor. biz toplumsal desteği? Toplumsal destek zaten böyle bir şey. Yani zaman zaman geliyor, zaman zaman gidiyor. Toplumsal destek kadar hızlı kazanılıp kaybedilen bir şey yok bence. Yani bu şey gibi Gezi Parkı eliminde işte pek çok şehirde eee eylemler yapıldı, destek çok büyüktü Gezi Parkı davasından içeride hala pek çok arkadaşımız da içeride e, hapiste ve yani biz böyle bir eylem ya da işte toplumsallık ve Twitter'da TT bile zor oluyor yani o kadar unutuluyor ki hani yani toplumsal destek bence çok kaygan bir zemin. Peki Halbuki... sence iktidar ya da buna karşı olanlar ya da eee Galatasaray Lisesi'nin olduğu yeri işgal edenler diye. Neden korkuyorlar ki böyle bir eylemi susturmaya ihtiyaç duyuyorlar sanki? Ee, yani şu var, cumartesi anneleri aslında... Ee, mesela biz muhalif hareketlerden bahsediyoruz ya aslında çok güçlü, çok sert bir alana parmak basıyor. Devlete doğru geliyor iş. Yani çünkü mesela Gezi Parkı dediğimizde bir hükümet konusu. Çünkü bir iktidar var, bir iktidara karşı olan bir eylem var ve bu eylemdeki eylemcilerle hükümet arasında bir yani protesto var ve onun çok ağır bir şekilde bastırılması var ve biz hala bugüne kadar bu tartışmayı yaşıyoruz. E, gözaltında kaybedilenler böyle bir şey değil. Gözaltında kayıp zaten dünyanın her yerinde olan devletlerin çok karanlık... E, işkence yöntemlerinden biri diyeceğim. Şundan dolayı işkence aileye işkence. Sadece bir kişiyi kaybetmiş olmuyorsunuz ki o kaybedilen kişinin ailesi geri kalan ömrü boyunca, ki yani sadece çekirdek aile değil, bütün aile e, bu işkence. Tabi tutuluyor. Ne yani çünkü, e, mezarı olsa mezara gider. Mezar taşı olsa bilir. Kemiğine kavuşan kendini şanslı zannediyor. Sanıyor. Öyle e, yani e, ifade ediyor kendini. Yani diğer, diğer anneleri aile. görünce yani en azından benim oğlumun kızımın mezarı var diye. E i̇şte Mors annesi mesela şey diyordu. Ben kemikleri bulsam e, pamuklara sarılıp çantama koyacağım gömmeyeceğim diyordu. Kavuşamadan öldü. Yani Bunlar çok ağır ya da işte Berfuan'a işte Erdoğan'ın kabulü sırasında en çok gündeme gelmişti medyada. Benim çocuğumun kemiklerini bulmadan ben beni gömmeyin dedi, gömülmek zorunda kaldı. E Mikail abi yanına ikinci bir mezar açtırarak vasiyetini en azından öyle bekletti ve yap yapacak bir şey yoktu. Çünkü vefat etmişti Berfuan'a. İşte e, Berfuan kızı da en son yine vefat. O da e, ne yazık ki göremeden Cemil Kırbayır'ın bulunduğunu o da vefat etti. Yani bu bütün aileye sirayet eden bir işkence. Yani ve şöyle bir işkence. Mesela Mesela Rıdvan Karakoç mesela e, Cumartesi Anneleri eyleminin en başında işte Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç'tan bahsetmek gerekiyor. E, Rıdvan Karakoç e, kaybedildikten sonra ve sonra onun bedeni, cansız bedeni bulunduktan sonra mesela bu sadece bir kişi değil. yani işte mesela Hasan abi anlatıyordu. Hasan Karakoç. Mesela kitapta beni en çok etkileyen hikayelerden bir tanesi. Yeğeni okula gidiyor. ...diyor ki... E, ...öğretmen sen nerelisin... E, ...Trakyalıyım diyor... ...ondan sonra kız kardeşine soruyorlar... ...ağrılıyım diyor... ...yani ağrılı olmak... E, göz altında kaybedilebilme riskini taşıyor... ...diye düşünüyor çocuk... ...ve aslında bu örnek bize şunu gösteriyor... E, ...gözaltında kaybedilen kişi değil sadece... ...bütün işkenceye uğrayan bir aile var... ...ve bu işkence işte devam ediyor ne yazık... Serdar düşünsene... ...gel senle şöyle bir sahne çizi yani sahne yaratalım. Sen o çocuğun yaşındasın ve dayın, amcan, kimse onun hakkında konuşuyorlar. İşte bir gün evden çıktı ve geri dönmedi ya da evinden aldılar geri dönmedi diye. Niye diye soruyorsun mesela. Duyduğun şey herhangi bir cevap yani ne duyarsan duy sana çok tuhaf gelecek yani çok Acayip karanlık bir dünyada yaşadığın... Yani çocuk aslında devletin o şefkatli eliyle daha o yaşta tanışmaya tanışıyor. Tamam. Yani ne hissedebileceğini... düşünebiliyor musun? İşte bu, Kendini o çocuğun yerine koy. Çocuk mesela haklı olarak e, var bu örnekte. Mesela Münibet Türkoğlu'nun yeğeni bunun benzeri mesela Mülübe Türkoğlu'nun yeğeni bu konuşmaları duyuyor sürekli. İşte kaybedildi, kaybedildi, kaybedildi. O da şey diyor ya ben kaç ben ufacık çocuğum ben kaybolmuyorum. Dayım nasıl kaybolmuş? Çünkü kayıp kelimesi böyle bir şeydir ya biz mesela e, Hanife Yıldız'ın da dediği işte mesela bilgeniz kaybolsa ee, ararsınız. Ben evladımı nasıl aramayayım? Boncuk olsa aranır. Tabii Benim kedin evladım, kaybı olsa arıyorsun. Kedin ka hani kayıp gelmesi öyle bir ifade ki aslında hani ee, sanki aranıp, aranıp bulunabilecek bir materyal bir şey sanki siz kaybetmişsiniz. Falan. Halbuki devletin göz altında kaybettiği insanlar. Aslında var o kayıp abi. kelimesinin içinde bir ironi var. Tabii. Aslında kayıp değil. Failleri de belli. Tabii. Ee, ...nereye gittiği de belli ve bu kadar iyi arşivi olan, bir istihbaratı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Kayıp değiller aslında. Yani Aslında biz bunun bu kadar iyi olabildiğini yani. ya da nasıl ortaya çıkartabildiğini Kırbayırı dosyasında gördük. Çünkü Erdoğan işte başbakanken düğmeye bastığında ve meclis araştırma komisyonu devreye girdiğinde... ...çok iyi bir rapor hazırladı. Yani öyle bir rapor ki işte... E ee, çaycının izinli olduğu gün onun yerine bakan kişiye bile ulaştı. Çünkü devletten bahsediyoruz. Tabii. Devlet ifadeye çağırdığında herkesi bulur. Tabii. Buldu. Ve yani bütün bu araştırmanın sonunda Cemil Kırbayır'ın 1980'lerden beri e, gözaltındayken kaçtı, e, bizimle alakası yok diyen bütün yetkililere rağmen gözaltında öldüğünün ortaya çıktı. Ve bu anca e, yıllar 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 sonra aile taziye olarak, rapor olarak sunuldu ve e, duyuruldu. E, demek ki istendiğinde bu sonuçlara ulaşılabiliyor. Demek ki istendiğinde bir rapor oluşturulabiliyor. Akıbet öğrenilebiliyor. Yani, devletin bunu istemesi ve adım atması. Yani bu sadece Kırbayır için ama geri kalanlar için de zaten yapılması gerekiyor. Ve e, geride kalanlar nerede? Yani öldürüldü ve ne oldu? Ve Nerede? Ben bir gün bir kayıp yakınına şunu sormuştum, yani bilinmezlik o kadar korkunç <laughs> bir şey ki. Doğru. Yani o seni yiyip bitiriyor. Bir de e, beynin her şeyi düşünebiliyor, her şey aklına geliyor. Yani olabilecek sonsuz seçenek var. Fakat şeyi sormuştum. Hani bilmeseniz aslında daha mı iyi? Çünkü hani bulacaksın ve başına neler geldiğini öğreneceksin ve öğrendiğin zaman o somut bir hale gelecek ya düşünce haline ve onu düşüneceksin. Böyle vurmuşlar, böyle dönmüşler böyle işkence yapmışlar diye bana şey demişti. Başına ne geldiğini bilmeyi kesinlikle tercih ederim Tabii. demişti bilinmezlik Tabii. tense. Çünkü bilinmezlik yani insanı Fork delirtir. Trump. Gerçekten işkence. Yani şey mesela Yaz böyle bir şeydir ya yaz aslında işte Freud'un çalışmalarında filan da yani normalde pazarlıktır artık hani sadece üzüntü değildir bir kaybın ardından bir pazarlığa girişmedir. Onunla kalanlarla unutma haliyle şununla yani hey, siz bir pazarlığa oturursunuz artık tamam giden gitmiştir. Yani yasın beş ya. evresi var. Tabii. İşte i̇lk önce inkar edersin sonra bir öfkelenirsin isyan edersin. Evet. Ondan sonra kabullenmeye başlarsın vesaire, onlardan evet. bahsediyorsun Tabii. Değil mi? Ve yani en sonunda, aslında bu, bu pazarlık halidir, yani en sonunda e, edersin. e, kabul edersiniz bunu. Ama e, yası sonlandıramıyorsunuz ki, yaz devam ediyor. Yas e, o kadar karanlık bir şekilde devam ediyor ki çünkü bilinmezlik var. Yani ne olduğunu bilmediğiniz bir yası tutuyorsunuz. Yani bir sonu yok. E, göz altında kayıplar için. Yani bu e, gerçekten bir insana yapılmayacak kadar büyük bir işkence. Yani mesela şey vardır. E, İncilde e, günahların en bir insanın en yapmaması gereken şey ifade edildiğinde ...boynuna değirmen taşı takılıp suya atılıp e, yok edilmesi daha hayırlı olur derler. Mesela şu göz altında kayıpları yapanlar için. Hani gerçekten bu yani hiç doğmamış olmaları belki onlar için daha hayırlıydı. O kadar karanlık bir suça bulaştılar ki bir ayı, sadece bir kişiyi kaybetmediler. Bütün bir aileyi cezalandırdılar. Ben mesela oradaki failleri, failleri çok merak ediyorum. Yani kim bunu yani ne emri alırsa alsın Aynı insan, bir insan bir insanı nasıl göz altında kaybedebilir? Yani yani e göz altında kaybı bırak e, bu işkencecilerin. ...kendi aileleri tabii. var... ...kendi tabii. çocukları var... ...yani sonuçta burada... ...neredeyse çocuk denecek yaşlı... ...kayıplardan da bahsediyoruz... 12-13 yaşında Davut Altınkaynak... İşte 12 yaşında... 12 yaşında. ...şimdi... Şimdi. E, ...o çocuğun kaybedilmesi için... ...işkence görüp... ...kazayen... ...belki de... ...öldürülmüş olması gerekiyor... ...şimdi öldürülmesi için... ...karşında nasıl bir... ...insanlıktan yoksun... ...varlık... ...olması gerekiyor ki... ...bir vurursun çünkü emir gelmiş... ...iki vurursun... ...ama üçte ben ne yapıyorum ya... ...ne oluyor ben... ...bir insana bunu nasıl yaparım demez yani misin... Işte bu, ...nasıl bir şey bu? Bu biraz herhalde şeyle ilgili... ...Hauschwitz ee, yargılamaları sırasında... ...bir yargıç şey diyordu... Ee, ...ben suçlu kimseyi görmedim... ...bu yargılamalar sırasında... ...herkes aldığı emri uyguladığını söylüyor... ...asıl bu yani... Evet ama mesela sana emir verirler ben şöyle bir örnek veriyorum sözünü kestim kusura mesela... bakma Serdar mesela gezi zamanını hatırla gezi olaylarını birçok e, insanın gözünü çıkardılar beynini patlattılar çünkü gazları bu şekilde attıkları için böyle göz hizasında kafa hizasında attıkları için ya da plastik mermileri şimdi sana emir gelir emir kulusun ne yaparsın alırsın o gaz bombasını atmak zorundasın çünkü emir kulusun yukarıya doğru atarsın. Hedef gözetmek sizin atarsın. Bu senin sendeki vicdanı, insanlığı ya da bir şeyi gösterir, bir şey, bir kırıntı olduğunu gösterir. Nasıl yok olmaz yani o emir gelir ama sen nasıl bu kadar duygusuz, vicdansız, robot haline gelirsin? Ne söyleyeceğimi çok dikkat doğru. ederek söyledim farkındaysan. Doğru. Yani mesela bunda, ya bu örneğin benzeri ben şeyde görmüştüm. İşte mesela cumartesi sahneleri eylemi sırasında e, Hanife Yıldız'ın elindeki fotoğrafı oğlunun gözaltı kaybeden oğlunun fotoğrafını alıp yırtan mesela polis. Yani gerçekten Ankara'dan böyle bir emir mi geldi? Ya da gerçekten emniyetten fotoğrafları yırtın diye bir emir mi geldi? Büyük ihtimalle kendisine verilen emrin de ötesine geçerek. İnisiyatif kullanıyor. E, Öyle bir yani herhalde gözaltı kayıpları için en son dokunulacak şey, en son dokunulmasını isteyecekleri şey. En Emine annenin fotoğraf. gözünü morartın. 80 yaşındaki kadınların gözünü morartın emri mi geldi? Ya, yani işte... o gün şeyle çok özür dilerim. Maside ile konuşuyoruz. Tabii. Emine annenin kızı tabii. Maside Ocak'la. ona sordum mesela annen hani öyle şiddete uğrarken çok kötü bir soru farkındayım ama yani onu... Çok ağır, çok zor tabi dedi ki bir şey yapamamak, orada o çaresizliği hissetmek, zaten bir kayıp yakınıyız ve aynı zamanda annene şiddet uygulanırken orada bir şey yapamıyorsun uzanın O psikoloji korkunç bir şey olmak yani, Serdar yani. şey de çok zor mesela sen e, bu röportajların mesela en zor yanı o. Mesela uzun uzun röportajlarda mesela işte kitap için röportaj yaparken bizim Vasile ile Vasit Ocak'la. E, o ve pek çok kişiyle de yani ara vermek zorunda kaldık. Çünkü iki, iki buçuk saat o kaybı ve travmayı anlatmak da çok zor. Yani evet mesela cumartesi günleri 15-20 dakika bir gazeteciyle konuşmak başka bir şey. Başka bir şey. İki saat, üç saat bunu konuşmak o kadar. Detayları hatırlatmak. Bütün detayları hatırlatmak, o çocukluk anılarından bir şey. hatırlıyor değil mi? Hatırlıyor. E çünkü hatırlamak vazife gibi. Ama mesela e, bu kitapta benim en hani, içime sinen şey şu oldu. Ee, söz, düşünce ne yazık ki uçuyor ve kalmıyor. Biz ne kadar konuşursak konuşalım. Havada yankılanıyor ve gidiyor. Düşünce ne düşünüyorsan düşün. Ee, kağıda döktüğünde, yazıya döktüğünde kalır. Mesela e, beni asa en heveslendiren şey işte besla ilk söylediğinde bu kitap için ben onu düşünmüştüm. Yani tamam dedim hani. Ne kadar eksik olursa olsun, ne olursa olsun ben bu işe gireyim çünkü bu anlatılar bir yerde kalsın, sabit kalsın. Evet, çok değerli röportajlar var. Her işte sahne yaptın, pek çok arkadaşımız gazeteleri de, internet sitelerine de yapıyor ama bir yerde yazılı bir toplama kalsın, bir derleme kalsın. Yani, toplumsal bellekte kalsın. Toplumsal evet. bellekte kalsın, yazılı kalsın onu bir sabitleyelim. Bir böyle ee, bir yerde artık sabit dursun. Ayrıca tabii daha eksik mi? Eksik. 18 gözaltında kayıp için 22 röportaj var. O nedenle mesela kapağın üzerinde... Biz bu isimleri koyduk ki aslında sadece 18 değil yani o e, siluet gibi olan o isimler aslında 600 kişi e, arkada da bir liste verdik yaklaşık 600 kişi bu liste sadece e, insan hakları derneğinin üzerinde çalıştığı o nedenle hala eksik olan ve hala çalışmaya devam ettiği listeden doğrulanmış olan listeden e, isimler daha çok fazla isim var ama işte doğrulama prosedürleri çok zor. Ee, i̇nsan Hakları Derneği de insanüstü bir şekilde çalışıyor ve yani gerçekten çok zor ve çok bir de toplu konusunu... yani bu ülkede toplu mezarlar haritası çıkarılmış bir ülke. Tabii. Yani Tabii. düşünebiliyor musun o kemiklerin? Hani böyle bir kitap çıkarıldı Diyarbakır'a gitsen JTEM'in bahçesine gömülen kemiklerin de kitabının çıkması lazım. Tabii. Eminim öyle bir kitap da yoktur. Bölgesel bölgesel ben yani ben... neler yok ki. Yani, Tabii. Yani... E, Hapishanedeki şeyler Tabii. yani e, beni ben bu kitabın hepsini okurken büyük ihtimalle <laughs> e, ne diyeyim e, kaldıramıyorum bazı şeyleri Doğru. ben ben de bayağı şey yapıyor sende de de büyük bir tahribat yarattığına eminim o anneleri ablaları babaları dinlemek işte belki çocuklarının kemiklerini bir torba içinde almalarını dinlemek Tabii. onlara şahit olmak onu soracağım sana ama Beni en çok etkileyen cümlelerden birini söyleyeceğim ve sana o hikayeyi anlattırmak istiyorum. <laughs> Kenan Bilgin'in kardeşi İrfan Bilgin söylüyor. Diyor ki Kenan 22 gündür buradayım. Büyük ihtimalle beni gözaltında kaybedecekler demiş. Yani başına ne geleceğini öngörmüş, şahit olmuş demek ki. Yani onu anlatırken ve belki de Kenan... Biliyordu Kenan Bilgin, biliyordu abisinin kayıplara karışacağına. Yani, Nasıl o, o hikayeyi şey... anlatsam? Aslında sadece o değil, mesela Fehmi Tosun'da da. Ya. Yani ya, ya Mesela ya. şunu düşünün, Diyarbakırlı bir aile, Lice'li bir aile, hatta Liceok köyünden bir aile. Ee, ve yani en başta Lice katliamını görüyorlar e, ee, arkasından İstanbul'dalar. İstanbul'daki halinde anne sadece Zazaca biliyor. Ee, İstanbul'da Türkçesi çok zayıf, yok ve o haliyle ihadeye geliyor kocası kaybedildiğinde. Neden? Çünkü e, hmm. Fehmi Tosun öncesinde belli ki nereye başvurması gerektiğini söylemiş hanım Tosun'a. Ve yani Bilmemesine rağmen akrabalarından destek alıyor ve mücadelesini bırakmıyor. Bu çok değerli. Yani, e, bir, yani bir yandan tabii ki çok korkunç ve trajik. Çok korkunç. Çünkü başına ne Biliyorsun. gelebileceğini biliyor. Biliyorsun. Ama bir yandan da mesela sonrasında ailelerin direnmesi ve ailelerin bu işin peşini bırakmaması çok değerli. Yani aslında çok ilham verici. Bu konudaki inat, bu konudaki ısrar. Yani... E, Takip edemeyebilirsiniz. Olmazlar nasıl olmaz ki Serdar? Olmayabilir. Yani, olmayabilir. Yani, olmayabilir tabii. tabii ki. Onlara de da mesela bir şey diyemem çünkü bir durum. tabii yani kendisine akrabalarına ya da işte çocuklarına zarar gelebileceği için e, direnememiş, diretememiş insanlar da olabilir. Ama yani mesela ben Cumartesi anneleri o neden benim gözümde böyle kahramanlar hakikaten. Hmm. Her şeyi göze alıp yani bütün polis müdahalelerini göze alıp ya yani toplum tarafından da mesela yani biz şimdi burada e, konuşuyoruz ama toplum tarafından da pek çok zaman işte mesela e, bazı ailelerin anlattığı işte biz komşularımıza anlatmıyoruz çünkü onlara tekrar tekrar bunu açıklamak çok zor geliyor. Diyorlar, haklılar ya da mesela Bak bu bambaşka bir tabii, travma bu da Tabii bu da yani, bambaşka kendi gerçekliğini saklamak zorunda kalıyor tabii. ya da evlatlarını yaftalayacaklar diye çekiniyor ya da mesela bir başka ailenin başına gelen yani polis gidip geliyor işte gözaltına kayıp sürecinde e, diğer aileler e, komşuları pencerede perdelerini kapatıyorlar ki o, o ev yakılırsa onlar görmüş olmasın onlara da şey olmasın diye. Böyle travmalar yaşıyorlar yani bu böyle e, yalnızca gözaltı kaybın verdiği bir de üstüne bu e, şeyler ekleniyor, bu travmalar ekleniyor. Yani çok ağır bir süreç buna rağmen direnmeleri, buna rağmen e, bu işin peşini bırakmamaları zaten çok değerli ve yani her şeyi göze almaları inanılmaz. E, bunun aslında bir kazancı da yani ne kazandı mesela Cumartesi sahneleri dersek? Şu anda Türkiye daha az karanlık bir yerse onların sayesinde. Cumartesi anneleri o kadar küçük, o kadar az kaldı ki zaman zaman. Yani mesela toplumsal muhalefet kitleler halinde sahip çıkmadı cumartesi hani Yok yani. hala yani. da çıkmıyor. Hala da çıkmıyor. Yani mesela bu çok trajik bir şey. Evet. Yani demek ki biz aslında o kadar da kalabalık değiliz. Zaman zaman işte mesela 500. haftada istikleri dolduran on binler sonrasında Hı. gidebiliyor. Ya da işte 90'lardaki gibi yani beni bul anne ya da cumartesi türküsünü dinleyen o kadar on, on binlerce yüz binlerce kişi 98'de, 97'de, 99'da burada çok sert müdahalelere maruz kalırken sahneleri yalnız bırakabiliyorum. Yani yine de ne yaparsak yapalım bana az yapmışız gibi geliyor. Mesela evet doğru az yaptık. Ne yaparsak ne yaparsak yapalım, yapalım az. Yani mesela benim bu kitapta en e, gözümün dolduğu ya da mesela en utandığım an yani şu oldu hep e, kitabın ilk söyleşisiydi. E, Kıraathanede yapmıştık e, İkbal Abla da gelmiş İkbal Ben görmemiştim onu Besla vardı ben Besla'ya bakarak koşuyorum. Şimdi Besla benim çok yakın arkadaşım olduğu için O bana e, hep çok destek verdi Zaten o olmasa ve Kayıplar komisyonu çok iyi çalışmasa Hep destek olmasa Zaten bu kitap çıkmazdı O e, hep bana çok önemli bir iş olduğunu Söylüyordu sağ olsun Zaten kendileri sayesinde var ama mesela İkbal abla orada teşekkür etti yani ne diyeceğimi şaşırdım çünkü bir gerçekten kendi kitapları iki bizim yaptığımız ne ki yani onların işte, 29 yıl sonra bir şey yapılmış yani İkbal ablaların mesela işte Hayrettin Eren'in kaybedilmesi zaten 80 darbesi dönemi yani bütün bir hayat onlar için mücadeleyle geçmiş hani ...bizim yaptığımız yani çorbada tutsa yani küçücük bir katkıysa ne ala ne mutlu. Yani mesela o nedenle de şey yapmayı istedim. Yani mesela kitabın yazar geliri e, kayıplar komisyonuna vereceğiz ki... ...hani bu zaten gerçekten çorbada tuz bir şey değil ama... E, ...şunun için e, fon almıyor mesela kayıplar komisyonu. Yani insan Hakları Derneği İstanbul Şubesi kayıplar komisyonu... Böyle bir şey var yani fon almıyor tek başlarına yağlarıyla kalmıyor evet ama evet. yani çok zor tabii ki yani sadece bağış gelirse hani en azından bu vesileyle de ben hani şeyi hatırlatmak lazım yani bir omuz atmak gerekiyor hep bir destek olmak gerekiyor bu bir de mesela destek olma meselesi. Şey değil, sadece meydana gitmek meselesi değil. Mesela benden daha çok meydana giden binlerce insan vardır gerçekten. Gazetecilerde de onlarca insan vardır. Çok fazla besteci arkadaşımız benden bin kat fazla takip etti. E, hepsinin emeklerine sağlık. E, ama sadece meydana gitmek meselesi de değil. Yani işte Mesela Sezen Aksu o ATV'deki röportajında şey diyordu. E, benim elinden bu geliyor benim elimden şarkı yazmak geliyor ben şarkı yaz. Başkası başka şey yapsın. Herkes elinden geldiğince cumartesi annelere ses vermeye çalışsın. Doğru. Önemli olan sese ses vermeye çalışmak. Vallahi meydana gitmek bile önemli ya. Meydana... Yani sadece hiçbir şey yapamıyorsan orada tut. yanlarında tut. dur, ellerini tut, Tabii. gözlerine bak. E, programın sonuna geldik. E, çok teşekkür ederim Serdar katıldığın için. Ama şunu ben sormadan edemeyeceğim. Tamam. Nasıl yani çok yeni bir kitap çok yeni dinledin hikayeleri, iyileşebildin mi, toparlayabildin mi? Çünkü kolay bir şey değil hikayeleri dinlemek. Ya şu var, ben aslında bu deprem bölgesinden gelen gazetecilere de mesela bunu sorarlar ya işte. Onlar de, zor. Yani. Ama yok mesela bence gazetecilik, de, ya biz evet bir travma yaşayabiliyoruz. Mesela özellikle deprem bölgesine gidenler tabii korkunç. Ya yani, ha bu kitap da benim için şöyle zordu. Bu süreçte bir de ben babamı kaybettim. E ee, ve tabi yani o böyle üst üste geldi ve ağır bir süreçti. Yastık toprak e, incitmesin e, aynı bir. Ee, şey. e, mesela Emine anne de demans var ve Maside sağ olsun röportajda çok yardımcı oldu. E, tabii bunlar böyle zor süreçler. Ama sonuçta gazeteciyiz. Yani ne var biliyor musunuz? Hani, ben mesela bu işi yapıp en azından tamamladığımı hissettiğimde çok büyük bir gün ferahlığına eriştim. Onları ee, onların sesine ses verebildiysem, bir nebze katkısı olduysa diye. Ee, onlar onunla devam ediyor. Yani ben mesela cumartesi anneleri tamam kitaplaştırdım ve belki bir başka projeye daha geçeceğim. Ama kayıp yakınları hala kayıp yakın. ve buna devam edecek. Yani unutmamamız gerekiyor. İşte o nedenle mesela bu program önemli. Çünkü sadece birinci hafta değil, bin bir, bin iki, bin üç, bin dört hep var. Yani bin üçün binden daha az önemli olan bir tarafı yok. Bin bir dönüm noktası olduğu için ben kitabı bin hafta üzerinden çıkarttım. Ama önemli olan işte şimdiki olduğu gibi bin iki, bin üç, bin dört, bin beş bunlarda da unutmamak. Bunları da hatırlatmak. Tekrar teşekkür ediyorum Herkes Serdar katıldığınız için. Sağ. Ol. ...çok güzel söyledin... ...Cumartesi Anneleri... ...kitabının yazarı... ...aynı zamanda gazeteci arkadaşım... ...Serdar Korucu ile beraberdik... ...bininci haftaları olması... ...dolayısıyla... ...kulağa çok şey geliyor değil mi... ...kısa gibi geliyor... ...bin haftadır verdikleri mücadeleyi... ...anlatabilmek için en azından... ...toplumsal belliye hizmet adına... ...bir yerlerde hikayeleri... ...dursun diye yazdığı kitabı cumartesi annelerine tanıtmak için biraz da o hikayeleri anlatmak için buradaydık. Bir sonraki programda başka bir konukla, başka bir konuda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın.